Şehit Kamil Belediyesi tarafından 8 Şubat Antep'e Gazi Ünvanı'nın verilişinin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Journal Universe'e göre Antep Harbi ve Hazreti Ömer'in fatihlerinden 2. Abdülhamid'e Bir Ulus Şehir Ayıntap isimli kitap setinin lansman toplantısı Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde yapıldı. Sayın Vali Yardımcılarım, Sayın Şehit Kamil Belediye Başkanım, Sayın AK Parti Gaziantep İl Başkanım, 39 ve 40. eserler olan Antep Harbi ve Ayıntap kitapları lansman programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başkan, kıymetli hazırım. Bugün 8 Şubat etkinlikleri kapsamında sizlerle bir aradayız. Bunun gururunu, onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Gazilik ünvanını kazanan bu şehirde biz de elimizden geldiği kadarıyla bugünü anlam ve anlamlandırma noktasında imkanlarımız dahilinde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Değerli hazırlık ve illüstrasyon çok dikkatimizi çeken bir çalışmaydı. Önemli bir eserdi. Bunun hakkında biraz bilgi vereceğim. Sonra dükülmüştür. Akşam üzeri vefat ettiği için bir gün sonra cenazesi kaldırılacaktır. Binlerce insanın iştirak ettiği bir cenazedir. Ve Antep'teki en muazzam cenazelerden bir sonra ifadedir. Bundan sonra şehir bu kurgide görüldüğü gibi yani bu tarafa doğru olan kesim Müslümanların ağırlıklı olduğu kesim. Bu tarafta ise Ermenilerin ve gayrimüslimlerin daha çok bu tarafı tercih ettikleri kesim olarak da şehirde bir kamplaşmanın olduğunu gözlemliyoruz. Şehrin dışında yine hiç uygunsuz faaliyetlerin olduğunu, Araplar baskınının yapıldığını ve bu baskına boynun emeğin cevap verdiğini gözlemliyoruz. Bu kitabın hikayesi gerçekten uzun, 3,5-4 yıl aldı zaman olarak. Tabii özellikle Osmanlı dönemi Gaziantep'le ilgili çok çalışma var. Ama Osmanlı öncesini anlatan, bunları vurgulayan İslami dönemi, Memlük dönemi, Dulkadirli dönemi, Timur'un işgali, Haçlıları az önce Bilgehan Hocam bahsetti. Haçlılar döneminde bu bölgedeki hezeyanı, zulümleri anlatan bir kitap hazırlanmamıştı. Bunu da sağ olsun Rıdvan Başkanım bana söylemişti. Biz de 2-2,5 yıl aşağı yukarı çalıştık. Kitaplaştırdı başkanım. Çok teşekkür ediyorum Gaziantep halkı adına, ilim alemi adına. Yani bu tür destekler bize de ivme kazandırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 15 yıllık belediye başkanlığı hayatım içerisinde en çok zevk aldığınız, gurur duyduğunuz iş ne derseniz işte bu sahnedekiler. Yarın bu makamlarda bizler olmayacağız. Ama bu eserler nesilden nesile devam edecek ve bu bilgilerin ışığında geleceğe yön verilecek. Eğer geçmişimizi bilmiyorsak geleceğimize yön verme imkanımız yok. Şu ana kadar hayata geçirilen bu eserlerin içerisinde Antep savunmasında neler çektiğimize baktığımızda en sonu ancak açlıkla bizi terbiye edeceklerine inanarak bizi hapsediyorlar. 100 yıl sonra şu anda Filistin'de de aynı işler uygulanıyor. Filistin'den bana ne dersek yarın Allah korusun yeniden bu olayla karşı karşıya kalabiliriz. O açıdan bunları gerçekten idrak ederek yaşamamız lazım. Bu konuda emek veren tüm hocalarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada Bilgehan Bey ve Zeynel Bey burada. Biz bu eserlerin hayata geçirilmesi noktasında da mümkün olduğu kadar ağırlıklı olarak tercümeye dayalı mutlaka kaynak gösterilebilecek eserlerden faydalanmaya çalıştık. Yoruma dayalı konular olduğu takdirde yarın bunların tersi savunulabilir. Ama bizden sonraki nesillere sağlıklı bilgiler aktarabilmek istiyorsak bunların bu şekilde olması gerekiyordu. Yine hocalarımızın konuşmasının içerisinden çıkarttığımız bir aslında ana tema var. Taş devrinden beri bu topraklarda hayat devam etmiş. Değişik kültürler gelmiş, değişik medeniyetler geçmiş ama bunlar bir imbikten filtre edile edile bu noktaya gelmiş. Gaziantep ve bu coğrafya hakikaten dünya üzerinde önemli noktalardan bir tanesi. Bunun farkında olarak yaşamamız lazım ve bizden sonraki nesilleri de bu şekilde yönlendirmemiz lazım. Bu konuda emek veren hocalarımıza, çalışma arkadaşlarımıza,
özellikle baskısı noktasında emek veren bizim beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok fazla vaktinizi aldık ama hocalarımın da şöyle bir yaklaşımı vardı. Son dönemde insanların zaman bulamamaktan dolayı kitabı okuyamıyor ama hocalarımız en azından içeriğiyle ilgili bize sanki sesli kitap formatında bir uygulamayla bilgi vermiş olması da artı bir değerdi. Eğer çıkışta alırsanız bizim bu kataloğun içerisinde göreceksiniz. 40 tane eserin içerisinde 10 tanesini de biz sesli kitap haline getirdik. Özellikle görme engelli kardeşlerimizin faydalanmasını sağlamak adına bunların tamamını dijitalleştirme noktasında da emek veriyoruz. İnşallah milletimize faydalı bir hizmet olur diyorum. Tekrar emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı saygılar sunuyorum. Bir kez daha bu iki güzel kitabın kültür ve sanat hayatımıza kazandırılmasına bir gemiyle geçen değerli hocalarımız için sizlerden bir kez daha 8 Şubat Gaziantep'e Gazilik Ünvanı verilişini kutluyoruz efendim.